gerçekleştirdik. Hasreten de bu etkinliğe katılımlarınızdan ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün de ayrı bir heyecanı yaşıyoruz. Yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul'umuza, bu kadim şehre hizmet edecek olan 5 ilçe başkanımızın ismi belirlendi. Ve bu isimleri sizlere kısa bir süre sonra Sayın İl Başkanımız takdim edecekler ve kamuoyuyla paylaşacaklar. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere bu güzel kadronun lideri, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın İsa Mesih Şahin Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet. Çok değerli kurucular kurulu üyelerimiz, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve çok değerli İstanbul'da dostlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bugün bizim için anlamlı bir gün. Pazar günü İl Başkanlığımızın açılışını coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Ve bütün İstanbul'da, hatta Türkiye'de, kamuoyunda, basında, sosyal medyada ses getirecek şekilde güzel bir açılışla İstanbul'a merhaba dedik. Dün İstanbul Kadın Kolları ve İstanbul Gençlik Kolları başkanlarımızı atadık. Bugün İstanbul'da 5 tane kurucu ilçe başkanımızı açıklayacağız. Her gün yeni bir adımla İstanbullu dostlarımızın karşısına çıkıyoruz. Tabii Gelecek Partisi kurulalı 2 ay gibi çok kısa bir süre geçmesine rağmen 2 ayda esasında çok büyük yol aldık. Esasında çok yavaş gidiyor gibi görünüyor ama yapılan işlere bakıldığında çok ciddi bir yol aldık. Genel merkezimizi kurduk. Genel merkez parti yönetimini oluşturduk. Parti başkanlığı kurulunu oluşturduk. Sonrasında 32 tane il başkanını atadık. Devamında bu hafta da muhtemelen il başkan atamaları olacak diye biliyorum. İl yönetim kurulunu oluşturduk. İstanbul'da kadın gençlik kolları başkanlarımızı atadık. İstanbul İl binamızı gezdiniz sanırım. Sıradan bir bina yapmadık. Küçük, herhangi bir yeni kurulmuş bir parti. Buraya gelen özellikle de siyasette tecrübeli olan dostlarımız bu kadar büyük bir bina hazırlanmış olmasına gerçekten şaşırıyorlar. Çünkü buraya gelirken yeni kurulmuş bir parti, şöyle küçük bir yerle karşılaşacaklar gibi bir algıyla geliyor. Ama buraya gördüklerinde bizim ne kadar iddialı olduğumuzu, bizim sürece ne kadar iddialı baktığımızı da görmüş oluyorlar. Bu bina aslında bizim gelecek adına ne kadar iddialı adımlar attığımızın en güzel işaretlerinden birisidir. İl binamızı hazırladık. Şimdi de ilçelere geçiyoruz. Tabii ben yaklaşık 5 hafta oldu il başkanlığına başlayalı. Bu süreçte dediğim gibi il yönetim kurulu il yönetim kurulu oluşturması, sonrasında kadın gençlik kolları ve şimdi de ilçelere geçiyoruz. Bu 5 haftalık süreçte sosyal medya hesaplarıma yüzlerce mesaj geldi. Başkanım görev almak istiyoruz, üye olmak istiyoruz. Şu ilçede teşkilatınız niye yok? Şu niye yok, bu niye yok? Tabii ki biz bundan mutlu oluyoruz şöyle. Bu bir beklentinin sonucu. İnsanlarımızın, dostlarımızın Gelecek Partisi'ne teveccühünün bir sonucu. İnşallah şimdi ilçelerimizde de tabelalarımızı asacağız. Bugün 5 tane ilçemizde İstanbul'un 5 büyük ilçesiyle başlangıcı yapmış oluyoruz. Ve her hafta 5-6 ilçe atayarak yolumuza devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde kongrelerimizi yapıp genel kongremizi yaptıktan sonra Türkiye'de seçime hazır hale getireceğiz Gelecek Partisi'ni. İnşallah bugün atayacağımız 5 ilçeyle beraber ilçelerimizde hızlı bir şekilde yönetimlerimizi kuracağız. İlçelerimize, ilçelerimizin her bir noktasına Gelecek Partisi'nin misyonunu, vizyonunu, muhabbetini, tebessümünü götüreceğiz. Bu parti hiç şüphesiz ki büyük bir ihtiyaç üzerine kuruldu. Türkiye'nin geldiği noktada çok büyük bir ihtiyaç üzerine kuruldu. Gelecek Partisi inşallah Türkiye'nin yarınlarında söz sahibi olacak. Türkiye'nin yarınlarında
iktidar olacak bir parti olarak kuruldu. İnşallah Gelecek Partisi'ni de iktidara taşıyacak olan bu kadrolar olacak. Bugün atayacağımız 5 ilçe başkanı ve devamında atayacağımız ilçe başkanı dostlarımız ve onlara destek veren siz çok değerli İstanbul dostlarımız olacaksınız. Geçen gün bu salonda olan var mıydı bilmiyorum. Genel başkanımız da burası hakikaten adım atacak gibi değildi. Ama o zor şartlarda genel başkanımız her yere selam vermeye çalıştı. Buraya da zor da olsa geldi. Burada bir söz söyledi bize itirafen. Şunu söyledi. Burası dedi sürekli açık olacak. Eğer buraya geldiğinizde bu kapıyı kapalı görürseniz İsa Bey'i bana şikayet edin dedi. Tabii o latifeyle karışık dedi. Ama şimdi doğru bir şeyi söyledi. Ve şunu da ekledi. Bu binaya geldiğinizde güler yüz eksik olmayın. Bunun da taze başkanı, Gençlik Kolları Başkanımız, Kurucular Kurulu üyemiz, üyelerimiz, Gelecek Partimizin saygıdeğer il yönetim kurulu üyeleri, siz saygıdeğer dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az evvel çok kıymetli İsa Başkanımız zikretti. Gerçekten Türk siyasi hayatında bir boşluğu, bir eksikliği giderme adına, toplumumuzun, vatanımızın, milletimizin gerçekten özlediği siyaseti yapma adına 13 Aralık 2019'da kurulmuş bir siyasi partinin mensuplarıyız. Tabii bu parti, Gelecek Partisi, toplumun bir ihtiyacından doğmuştur. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin gerçekten özlediği bir siyaset tarzından doğmuştur. Ve şükürler olsun ki 2 aylık bir süre içerisinde genel merkezinden birçok iline kadar yaklaşık 32 ilde il başkanlığına atamış ve birçok yerde de il binalarını tutmuş bir siyasi parti bugün itibariyle. Esasında Türk siyasi hayatında bu çok önemli bir başarı hikayesidir. İnşallah 32 ilimizden sonra hızlı bir şekilde en kısa zamanda 81 vilayetimizde Gelecek Partimiz bu anlamda teşkilatlanmasını tamamlayacak. Ve gerçekten az evvel de İsa kardeşimin zikrettiği gibi seçimlere hazır bir siyasi parti olarak toplumumuzun beklentilerini karşılayacak bir siyasi parti olarak inşallah misyonunu ifa edecektir diyorum. Tabii burada şunu da söylemeden geçemiyorum. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul İl Başkanlığımızın görsel açılışı vardı. İstanbul İl Başkanlığımız esasında fiil olarak daha erken açılmıştı. Ama kamuoyuna duyurulması adına öyle bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Ben özellikle daha henüz hiçbir ilçe teşkilatını kurmamış bir il başkanlığının pazar günü adeta bir mini miting şeklinde düzenlemiş olduğu açılıştan ve bu arkadaşlarımızın, il başkanımızın şahsında il yönetimimizin göstermiş olduğu bu gayretten dolayı, bu gerçekten üstün başarıdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Yeni kurulmuş bir siyasi partinin konvansiyonel medyanın, ana akım medyanın tüm boykotuna rağmen yapmış olduğu açılış görmemezlikten gelinmedi. Sosyal medyada arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yaptı. Ama parti kurulduktan sonra ulusal medyada geri dönüşlere baktığımızda İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışı şahsi kanaatim odur ki medyada da ulusal medyada da bence dönüm noktası olmuştur. Bugün şu saatlerde Sayın Genel Başkan Vekilimiz, parti sözcümüz saat 8'de Habertürk Televizyonu'nda inşallah bu anlamda gerek açılışla ilgili gerek partimizin temsil ettiği misyonla ilgili inşallah bir programa katılıyor ve dalga dalga kamuoyunun bize olan teveccühü hızlı bir şekilde artıyor. Yine ilçelerimizde bu anlamda çok ciddi bir talep var. Bu partinin programını okuyan ki ben buradaki bütün dostlarımıza tavsiye ediyorum. Gerçekten 152 tane kurucu arkadaşımızın ki her bir kurucumuzun da çok nitelikli kardeşlerimiz olduğunu ifade etmek zorundayım. Toplumumuzun her kesiminden, her demografik yapıdan ve her siyasi görüşten ortak paydası vatan olan, millet olan, devlet olan ve bu ülkenin değerleri olan kardeşlerimizden müteşekkil 152 kişilik gerçekten güzel bir kurucu kadromuz var. Bu arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz çalışma toplantıları neticesinde ülkemizin beklentileri, geçmişte yaşadığı sıkıntılardan da ilham olarak çok güzel bir parti programı hazırladık. Toplumun tüm kesimlerini, kendi sorunlarını, kendi dertlerini
En önemlisi HULK'in geleceğini gördüğü bir programdır. Özellikle il başkanımızdan rica ediyorum. Bu programımızın yazılı halinde misafirlerimizle, dostlarımızla ve İstanbullularla bolca paylaşsın diyorum. Gerçekten bu anlamda çok akıcı bir programımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü programlar partilerin adeta anayasaları gibidir. Anlaşılır olmaları ve gerçekten toplumda karşılık bulmaları bu açıdan çok önemlidir. Bu anlamda hem bizim kendi web sitemizde hem de yazılı olarak programımızı elde edebilir ve bu anlamda bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabii bu akşam burada nasıl genel merkezimiz Türkiye'de il bazında hızlı bir şekilde teşkilatlanıyorsa, pazar günü il başkanlığı binasını fiilen de açmış olan ve çok kısa süre içerisinde 50 kişilik yönetimini belirlemiş, icra heyetini belirlemiş, kadın kolları ve gençlik kolları başkanını belirlemiş bir il yapısı olarak bu yapının ilçelerdeki iz düşümü anlamında bir çalışma yapması gerekiyordu. Ve sanıyorum bu hafta gerçekten bereketli bir hafta. Açılışta Sayın Genel Başkanımızın da zikrettiği gibi Cemre'nin yeryüzüyle buluştuğu, Bahar'ın müjdecisi Cemre'nin topraklarla buluştuğu bu haftada inşallah İstanbul'umuz içinde önemli gelişmenin yaşandığı, partimiz adına önemli gelişmenin yaşandığı bir hafta olacak. İnşallah 5 tane arkadaşımızı, kardeşimizi biraz sonra İsa Başkanımızı zikredecek. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Nasıl bir teşkilatlanma olacak? Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, Gelecek Partisi hiçbir siyasi partinin devamı değildir. Tabii ki geçmişte birçok siyasi partide görev yapan bizler gibi çok değerli arkadaşlarımız da vardır. Kurucular kuruluna baktığımızda ya da İstanbul İl Yönetimi'ne baktığımızda parti kurucularının %50'si geçmişte siyaset yapan kardeşlerimiz ama diğer %50'si toplumun diğer kesimlerinden, sivil toplumdan, profesyonel hayattan ve kanaat önderlerinden müteşekkil bir kadro. Ve özellikle İSA Başkanımız ve Genel Merkezimiz bu konuyu gerçekten titizlikle takip etti. İstanbul'un demografik yapısına, gençlik yapısına, kadın hanımefendi yapısına da gerçekten dikkat ederek temsil kabiliyeti yüksek, gerçekten toplumun bütün kesimlerini temsil eden bir il yönetimi oluşturmaya çalıştılar. Keza genel merkezimizdeki Kuruluşlar Kurulu da öyle. Kuruluşlar Kurulu içerisinde bu ülkenin gayrimüslim insanları da tebaasından kardeşlerimiz, dostlarımız, her mezhepten, her meşrepten arkadaşlarımız, bu anlamda bu yapıların sivil toplumlarında görev yapmış çok değerli dostlarımız var. Bizler de ilçelerimizi teşkil ederken sadece ana akım bir siyasi gücün, siyasi temsiliyetin, siyasi ideolojinin değil, az evvel söylediğim çizgilerimiz çerçevesinde bu ülkede, bu vatanda, bu topraklarda ve bu ilçe... Kendileri zikredecekler ve ardından yetki belgelerini takdim edecekler. Buyurun başkanım. Az önce de ifade ettim. İlçe başkanlarımız bölgesinde tanınan insanlar ve hatta İstanbul siyasetinde tanınan insanlar. Anadolu yakasında Ümraniye ilçemizi açıklayacağız. Ümraniye siyasetinin yakından tanıdığı, daha önce belediye başkan yardımcılığı yapmış, farklı siyasi partide ilçe başkanlığı yapmış ve bizim de genel merkez, Gelecek Partisi genel merkez kurucuları arasında olan bir dostumuz Enver Sedat Çakıroğlu. Kurucular Kurulu üyelerimiz, değerli il başkanım ve burada bulunan hazırın öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ben bugün burada bu görevi şansıma tevdi eden Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu hocamıza bilhassa özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de yanlış giden bir şeyler var. Türkiye'de yanlış gördüğümüz, eleştirdiğimiz çok önemli konular var. Teferruatına çok fazla girmeye gerek yok. Bunların karşısında susup bir köşede beklememizi bekleyenlere inat, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu liderliğindeki hareket, bunların karşısında evet bir şeyler yanlış gidiyor, buna da biz itiraz ediyoruz şeklinde bir çıkış yapan, bu dostları oluşturan, bu grubu oluşturan, bir hareketi oluşturan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu hocamıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii
Gelecek Parti Başkanım, çok değerli kurucular kurulu üyelerimiz, il başkan yardımcılarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ve değerli misafirlerimiz, dava arkadaşlarım. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Kurucular kurulu üyeleri, il yönetim kurulu üyelerimiz, çiçeği burnunda ilçe başkanları, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, burayı dolduran misafirlerimiz, hepinize saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Derler ki yani ortadan konuşmak, sondan konuşmak kolay. Hadi bana eyvallah der gidersiniz. Biz eğleneceğiz inşallah. Aldığımız bu belgenin, efendim getirilene belgesinin hakkını vereceğiz inşallah. Sayın Başkanım da dediği gibi biz zaferden değil, seferden sorumluyuz. Seferimizi yapacağız. İnşallah Ahmet Davutoğlu gibi başbakanımızın layık olmaya çalışacağız. Sizlerin de gayretleriyle, emekleriyle, zahmetleriyle inşallah mahcup etmeden, mahcup olmadan Büyükçekmece'de ses yeten bir teşkilat olarak.